Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok cici bir bebek tulumu çalışacağız. Tulumumuzu örmek için yaka kısmından başlıyoruz. Böyle tomurcuklu tomurcuklu çok cici bir model modelimiz. Dilediğiniz yaş grubu için e, örebilirsiniz. Aynı şekilde devam ederek eğer kilolu bebeklerimiz için öreceksek ya da daha yaşı büyük bebeklerimiz için öreceksek zincir kısmını fazla başlayalım. Diğer işlemleri artışlarımızı aynı şekilde devam edelim. Buradaki roba kısmını kapatmasına geldiğimiz zaman yani kollar ön ve arkaya ayırmasına geldiğimiz zaman da kapatalım. Tıpkı bizim yaptığımız gibi eşitledikten sonra gövdemizi bir bütün halinde örmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi ben üçer sıra tomurcuklarımı yerleştirdim. 3 sıra yukarıda roba kısmında yerleştirdim. Gövde kısmına da 3'er 3'er yerleştirdim. Arada gördüğümüz 3 sıra düz trabzan gittim. tabii ki buradaki dağılımı sevkinize uygun olarak 2 de kullanabilirsiniz. Ya da daha fazla da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih nasıl isterseniz. Tercih sizin. Evet bu tulumumuzu örmek için bir tane ip kullandım. 100 gram ve 336 metreydi zannedersen yetmedi. Paça kısmında eksiklikler oldu. O yüzden birden fazla ip almanızı bu modeli örmek istiyorsanız tavsiye ederim. Buradaki tomurcuklarımızı ikişer defa ördüğümüz için ip birazcık daha fazla gidiyor. Tabii ki ince ise iplerimiz pamuk ipler ya da daha Mercedes'e yazlık ürünler için olan iplerimiz. Metresine bakalım. Yetmeyecek gibi olursa alırken iki tane temin edelim. Ölçümüze baktığımız zaman 34 santim uzunluğunda olduğunu görüyorum. Şöyle en üst kısımdan baktığımız zaman ise 35 santim şöyle görelim. 35 santim kol altı genişliğine bakalım. 24 santim kol altı genişliği şöyle gövde kısmı birazcık daha bolca. Evet 0-6 ay Zayıfsa birazcık daha büyük çocuklarımıza gayet rahat olabilecek bir tulum. Örmesi ayırması son derece kolay. Evet şimdi örmeye başlayalım kolay gelsin. Örgümü Nako'nun lüks minnoş baby ipini kullanarak örmek istiyorum. %50 poliamid, %50 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 219 100 gram ve 336 metre. 70 tane zincirimizi çekelim ve 2,5 numaralı şöyle ipime uygun bir tığ kullanıyorum. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. İpimi iç kısmından çıkarıyorum ve örmeye başlıyorum. 70 tane zincirimizi çekelim. İlk önce düğümümü atıyorum. Bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum ve bunu zincirden saymıyorum. Birazcık şöyle ilmeğimi uzattıktan sonra çünkü buradaki zincirimi kullanmak istiyorum en son çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Her zaman olduğu gibi yine hatırlatmak istiyorum. Çok sımsıkı çekmeyelim lütfen. E, ee, tığımızla tekrar trabzan olarak gireceğimiz için şöyle belli bir rahatlığı olsun. Çok sık olursa e, zorluk çekersiniz ve örgümüz biraz büzülme yapabilir. O yüzden biraz daha tığımızın ucunu rahat tutarak çekelim. Bakınız 11 ve 12'yi çektim. 13, 14, 15. 15 zincirimi çektim. Toplamda 70 tane zincir olana kadar örüp gelelim. Zincirimi tamamladım. Hemen sayısına bakalım. Birbirimizin örgüsünü de bu şekilde kıyaslamış olabilelim. Şöyle sadece düzeltiyorum. 26,5 buçuk. 26 buçuk santim zincirimizin ölçüsü birleştirmiyoruz çünkü arkasından ya da önünden hangi tarafta kullanmak isterseniz düğmeli olmasını istiyorum rahatlıkla giydirip çıkarabilmemiz için hemen başlayalım trabzanlarımızı örmeye 1 ve 2 tane zincir geri çekiliyorum 2 tane zincirde ilave ediyorum 1 ve 2 Tığımın başını doluyorum. Çekildiğim ikinci zincirin üzerine bir tane trabzanım örüyorum. Bakınız iki çekilmiştik. iki tane trabzanımız oldu. Zincirimizde herhangi bir kaybımız olmayacak. Yine burada 70 tane trabzanımız olacak. Birer birer ikili trabzan şekliyle örelim. Tığımızın başını doluyoruz. Zincir yuvasının içerisine giriyoruz. Bir ve iki. Bakınız iki defa alıyorum. Giriyorum sıradan. 1 ve 2 sırayı bozmadan atlamadan bakınız ve aynı yere iki defa batmadan her bir zincirime bir defa batıyorum 1 ve 2 tekrar 1 ve 2 tamamen şöyle trabzanlarımı örerek bitiriyorum Zincirimin üzerine trabzanlarımızı örerek tamamladım ve diğer sıramıza geçeceğiz. Başlangıçta zincirimizin ölçüsü 26 buçuk santimdi. Trabzanlarımızı ördükten sonra ipimizin kalın ve ince oluşuna göre buradaki ölçümüz birazcık daha uzayacaktır Bakınız şöyle görelim. 28 buçuk. Hemen hemen 26 buçuktu bakınız. 28 buçuk santime kadar genişledi. Evet bu yarım santim daha mutlaka genişleyecektir. O yüzden çok kocaman başlamayın başlayacağınız zaman hani birkaç santim ipimizin kalın ve ince oluşuna göre büyüyeceğini göz önünde bulunduralım. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Birleştirmeden örüyoruz. 3 tane zincirimi bu yönde çekiyorum. 1, 2 ve 3. Örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum hemen ikinci trabzanımın olduğu yere bir defa başını doluyorum bakınız bir defa öndeki ilmeğimi örüyorum İkinci doladığım kısmı örmüyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir defa aldığımı örüyorum doladığım kısmı örmüyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek sık iğne ile batıyorum şu şekilde minik bir tomurcuk yaptık. Tekrar yapalım. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki bakın herhangi bir şekilde atlamıyorum. Sıradaki trabzanıma geliyorum. Çıkıyorum. Bir defa ilmeğimi çıktığımı örüyorum. Başını doladığım tığımda bekliyor ve yürüttüğüm ilmeğim de tığımda. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir defa örüyorum. Başını dolamış olduğum ilmeğim de duruyor. Bakınız şu anda yürüttüğüm ilmeğim ve 4 tane ilmeğim var. Hepsini aynı anda çekiyorum ve sıradaki trabzanımın üzerine gelerek bir tane sık iğne ile batıyorum. Tekrar aynı işlemimizi yapıyoruz. Bir defa başını doluyorum. Giriyorum trabzanımın üzerine sadece tığımın ucuyla çıkan ilmeğimi bir defa örüyorum. Başını doladığımı tutuyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere giriyorum bir defa başının çıktığı ilmeğimi örüyorum diğerleri tığımda ve diğerlerinin hepsini aynı anda çekiyorum ve yandaki sıkı iğnemin üzerine gelerek batıyorum şöyle bakınız minik minik tomurcuklarımızı görmekteyiz ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum Tığımızın başını dolayalım. Hemen sıradaki trabzanımın üzerine geliyorum. Bir defa çıkarttığım ilmeğimi örüyorum. Doladığım kalıyor. Tekrar giriyorum. Bir defa çıkan ilmeğimi örüyorum. Ve toplamda 4 tane olan ve yürüttüğüm ilmekle 5 tane ilmek görünüyor gibi bakınız. 2 tanesi doladığımız ilmek, ikisi de ördüğümüz ilmeklerimiz ve birisi yürüttüğümüz ilmeğimiz. Hepsini aynı anda çekiyorum. Şöyle yarımlamadan çekelim ve sıradaki trabzanın üzerine sık iğne olarak batıyorum yine giriyorum başını doladım bakınız sıradakine giriyorum bir tekrar doluyorum iki örüyorum Hepsini aynı anda çekiyorum ve bir sonraki trabzanımın üzerine sık iğne olarak batıyorum. Son kez bir daha yapalım. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Sadece battığımı bir tane örüyorum. Başını doladığımı örmüyorum. Tekrar bir defa çıkıyorum. Bakınız hemen onu örüyorum. Başını doladığım kalıyor. Şöyle 4 tane bakınız başını doladıklarımız ve ilmeklerimiz sonra hepsini birlikte alıyorum ve yandaki trabzanımın üzerine gelerek sık iğnemle batıyorum ve sıra başına kadar bu şekilde ilerliyoruz bakınız düz yüzde şöyle çok güzel e, pıtırcık pıtırcık görüntülerimiz olacak arka yönden bütün trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamlayalım başımıza kadar örerek geldik. Bakınız ön yüzde bu şekilde görülmekte. Biz arka yüzden örmüştük. Ve sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Ve en son bir tane trabzanımı ördüm ve tamamladım. Şimdi birlikte örelim trabzanımızı. Tığımın başında doluyorum. Son trabzanımın tepesine batıyorum ve örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra 3. sıramızı örmek için başlıyoruz. Bakınız ne kadar hoş görülmekte. Şimdi bu sıramızı trabzan öreceğiz ve aynı zamanda artışlarımızı yapacağız. 3 zincirimizi çektim. Buradaki bakınız kapamış olduğumuz yerdeki minik gözümüz var. Şöyle görülmekte. Oraya giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. İki tane trabzan ördüm ve artışımı yaptım. Hemen sık iğne olarak batmış olduğum bölümümüz var. Bakınız şuradaki trabzanımın üzerinde Sık iğnemin üzerine ise bir tane örüyorum. Bir tane ördüm. Diğer kabartılı olan bölümüme şöyle gözü bakınız. Oraya giriyorum. Bir ve iki. İki tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sık iğnemin üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bu sıramızda artışımızı yapıyoruz. Kabartanın olduğu yere giriyorum. Bir, ve 2 sık iğnemin üzerine bir tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar örmeye devam ediyoruz artışlarımızı yaparak sıramızın başına kadar ördük tomurcuklarımızın üzerine 2 tane trabzan sık iğnelerimizin üzerine ise birer tane trabzanımızı ördük ve sıramızın en son e, trabzanına geldim en son bakınız tomurcuğumun olduğu yere 2 tane ördüm ve trabzanımı hemen örüyorum. Başlangıç yerimizde bir trabzan çekip ikincisinde tomurcuğumuzu örmüştüm. Evet tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum trabzanımın üzerine ve örgümün yönünü çeviriyorum. Bakın şöyle şimdi ikinci sıramızda tomurcuklarımızı, üçüncü sıramızda artışımızı yaptık ve dördüncü sıramıza başlıyoruz. Dördüncü sıramızda yine aynı şekilde bir tane trabzanımızı zincir olarak ördükten sonra sıradaki ilk trabzanımın üzerine başını dolayarak giriyorum bir örüyorum tekrar ikinci kez başını doluyorum birincisini örüyorum hepsini aynı anda çekiyorum yanındaki trabzanıma sık iğne olarak kapatıyorum tığımın başını doluyorum batıyorum bir alıyorum tekrar başını doluyorum bir örüyorum hepsini aynı anda çekiyorum ve yanındaki trabzanın üzerine sık iğne olarak batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum trabzanıma giriyorum ve bir defa alıyorum aynı yere tekrar giriyorum bir defa örüyorum ve hepsini birlikte çekiyorum yandaki trabzanın üzerine sık iğnemle batıyorum ve bütün Sıradaki trabzanlarımı bu şekilde örüyorum 2 defa başını dolayarak giriyorum ve birer birer örüyorum Sonrasında hepsini aynı anda çekiyorum Ve yandaki trabzanın üzerine sık iğne ile batıyorum 1 Aynı yere giriyorum 2 Hepsini aynı anda çekiyorum bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum Tekrar 1 aynı yer 2 hepsini aynı anda çekip yanındaki trabzanın üzerine batıyorum ve bütün sıramızı bu şekilde örüyoruz ve bakınız ikinci tomurcuklarımız da çok güzel bir şekilde ortaya çıktılar Evet sıramızı tamamlayalım artışlarımı yaptım sıramın ucuna geldim en son trabzanımı da ördüm yine birlikte örelim isterseniz en son bakınız kenardaki trabzanımı tığımın başını doluyorum tepesine batıyorum 1 ve 2. Hemen 3 tane zincirimi de çekiyorum. Yine bu tomurcuklarımın üzerinden artışlarımı yaparak ilerliyorum. Robamız olduğu için belli bir genişliğe gelene kadar bu tomurcuklarımız sonrasındaki ördüğümüz sıralarımızda artışlarımızı yapacağız. Evet. Şimdi 3 tane zincirimi çektim ve örmeye başlıyorum. Hemen ilk tomurcuğumun olduğu yere geliyorum bakınız. İlk tomurcuğumu yanındaki sık iğnenin üstünü önce geliyorum bir tane trabzanımı örüyorum sık iğnemin üzerine bir trabzanı ördüm şöyle görün bakınız tomurcuğumun olduğu yere ise bir ve iki İki tane aynı yeri ördüm ve artışımı yaptım diğer sık iğnemin üzerine bir tane tek ördüm tomurcuğumun üzerine bir tek ördüm İki tane tek bakınız İki tek Sık iğnemin üzerine 1 ve 2. 2 tane tek bir çift olarak bu sıramızı örüyoruz. Bakın sık iğnemin üzerine çift ördüğüm için tomurcuğumun üzerine 1 diğer ardından gelen sık iğneyi yine tek tek örüyorum. Ayrı ayrı ördüm ve sıradaki tomurcuğumu 1 aynı yere batıyorum. 2 bu sıramızda iki tane tek bir çift, iki tek bir çift olarak e, tamamlayacağız. Bir, iki, üç, dört ve beşinci sıramız bu sıramız. Şimdi bir tane tek örüyorum, tekrar ikinci tekimi örüyorum ve sık iğnemin üzerine iki defa örerek çift örüyorum. İki tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım. Evet artışlarımızı yaptık. 2 tane tek bir çift. 2 tek bir çift olarak ördük. Ve yine kabartılı olan sıramızı örmeye başlıyoruz. En son trabzanımızı yine birlikte örelim. Tığımızın başını dolayalım. Son trabzanımızın üzerine batalım. 1 ve 2 olarak alalım. 3 tane zincirimizi çektikten sonra örgümüzün yönünü çevirelim. Hemen ikinci trabzanımın üzerine tığımın başını dolayarak atıyorum 1 tekrar başını doluyorum 1 bir. hepsini birlikte alıyorum yanındaki bakın hemen yanındaki trabzanımın üzerine ise sık iğne ile batıyorum ve sıradakini 1 tekrar doluyorum 1 çekiyorum ve yandaki trabzanımın üzerine sık iğne olarak batıyorum 1 2 çekiyorum ve sık iğnemle kapatıyorum. 1 1 çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrar sıramızı takip ederek çok eğlenceli bakınız. Çekiyorum ve sık iğnemle kapatıyorum. Çektikten sonra herhangi bir zincir çekme işlemi yapmıyorum. Bu şekilde minik minik kabartılarımız oluyor. Evet sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıramızın başına kadar tekrar örerek geldim. Üçüncü kabartımız sıramızı sonuna geldik. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi çekerek yukarıya çıkıyorum ve yine artışlarımızı yapmak üzere sıramızın başında hazır bir halde duruyoruz şu anda. Bakınız çok güzel robomuzun kıvramı gayet uyumlu bir şekilde. İlk artışımızı bir tane ördük. Diğerini iki olarak ördük. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak birinci sıramızda artışımızı yaptık. İkinci sıramızda ise iki tane tek, bir tane çift, iki tek, bir çift olarak devam ettik. Şimdi ise üç tane tek, dördüncü çift olarak öreceğiz. Üç tek, bir çift, üç tek, bir çift olarak devam edelim ve başlayalım trabzan sıramıza zincirden oluşan trabzan ördüm 1 hemen sık iğnemi battığım yere geliyorum 2 üstüne batıyorum 3 tekrar sık iğnemin olduğu yerdeyim 1 ve aynı yere batıyorum 2 3 tane tek bir tane çift olarak ördüm tekrar devam ediyorum 1 2 ve 3. 3 tane tekimi ördüm. Bakınız, birer birer 4.'cüyü çift olarak örüyorum. 1 Aynı yere batıyorum ve 2. 3 tane tek, 1 tane çiftimi ördüm. Yine 3 tane tekimi örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tekimi ördüm, çiftimden sonra dördüncü çift olarak örüyorum 1 ve aynı yere batıyorum 2 ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. 3 tane tek, şöyle bakınız. Bakın bir tane çift, 3 tek. Şurada çok güzel görülmekte Evet, sıra başına kadar bu şekilde trabzanlarımızı tamamlayalım. Artışlarımızı yaparak sıramızın sonuna kadar geldik. Tekrar artış sırası olarak diğer başa doğru gelmek istiyorum. Şöyle en son trabzanımız için birlikte alalım. Tığımızın başını doluyoruz. En son trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 3 tane zincirimizi çektikten sonra yine bu sıramızda da artışlarımızı yaparak ilerleyelim. Bu sıramızda da 3 tane tek dördüncüyü yine çift olarak örelim. 3 tekimi ördüm. 4. trabzanımı 1 ve aynı yere bir daha örüyorum. 2. 3 tane tek dördüncü çift ve devam edelim. Sıra başına kadar bu şekilde öreceğiz gerçi. 2 3 tane tek şöyle görelim dördücümüz çift 1 ve 2 tekrar 1 2 ve 3 3 tek 4 aynı yere bir daha batıyoruz çift olarak görüyoruz ve sıramızı bu şekilde 3 tek bir çift olarak tamamlıyoruz 2 sıra üst üste artışımızı yaptık. Bakınız arkadaki düğme yerimizi artık kapamak istiyorum bu sıramızla birlikte. Şöyle çeviriyorum. Karşı taraftaki trabzanımın olduğu yere geliyorum. Başlangıç noktasına zincir çekerek başlatmıştık. Bakınız şöyle tam birinci trabzanımın üzerine batıyorum. Şu şekilde ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra örgümü örmeye devam ediyorum. Bakınız burası örgümüzün arka yüzü ve bu şekilde ilerliyoruz. Sol elime doğru ilerliyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimden sonra gelen ilk trabzanıma başını doluyorum. Bir yine tomurcuklarımı yapmaya başlıyorum. Başını doluyorum. İki hepsini aynı anda çekiyorum ve batıyorum. Bir. 2 hepsini aynı anda çekiyorum yanındaki trabzanıma batıyorum ve devam ediyorum diğer trabzanımın olduğu yere geliyorum bir aynı yere tekrar iki hepsini çekiyorum dibindeki trabzanıma batıyorum bakınız içten ters yönden örüyoruz artık burayı kapadığımız için bir düz yönden bir ters yönden öreceğiz şimdi arkasından bu şekilde örerek ilerliyorum 1 2 çekiyorum sık iğnemle kapatıyorum tekrar 1 aynı yere giriyorum 2 çekiyorum ve sık iğne ile örüyorum sıramızı tamamlayalım sıramızın sonuna kadar tomurcuklarımızı örerek geldik bakınız şu an biraz marullu gibi görünüyor ama hiç problem değil marullaşmadı bundan sonraki sıralarımızda artış yapmayacağımız için bu görmüş olduğumuz kısım düzelecek. Onun için herhangi bir şekilde problem yapmaya gerek yok. Evet şimdi arkadayım bakınız. Tersten örerek bu kabartılarımızı, tomurcuklarımızı öne düşürmüştük. Şimdi diğer trabzan sıramıza geçiyoruz ve bu trabzan sıramızda artış yapmıyoruz. Bakınız 3 tane zincir çekmiştim. Sık iğnemden sonra bu zincirime gelerek batıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tomurcuklu olan bölümü öne alıyorum. 1 2 3 düz yönden örmeye başlıyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen tomurcuğumun dibine batıyorum normalde bu sırada hep artışlarımızı yapıyorduk ama artış yapmadan dümdüz örüyoruz bir tane tomurcuğumuzun üzerine bir tane sık iğnemizin üzerine bir tomurcuğun üzerine bir tane bakınız sık iğnemizin üzerine trabzanlarımızı örelim ve sıramızı tamamlayalım Sadece trabzan ördüğümüz bölümümüzü örgümüzün düz yönünden örüyoruz. Modelimizi bu görmüş olduğumuz tomurcukları uygulayacağımızda ise arkasını çeviriyoruz. Bir düz yönden bir de ters yönden örmeye devam edeceğiz. Şimdi sıramız hiç artış yapmadan birer birer örelik ilerleyelim. Bir tane tomurcuğumuza bir tane sık iğnemizin üzerine trabzanlarımızı yerleştirelim ve sıramızın başında görüşelim. Evet, bir sıra trabzanımız ördük ve bu sıramızda hiçbir şekilde artışımızı yapmadık. Şimdi görmüş olduğumuz gibi şöyle ayraçlarımı taktım ve bölümlerini ayırdım. Şöyle sayılarımızı göstermek istiyorum. Birkaç tane fazla ya da eksik e, sizlerde olabilir. Hiç önemli değil. Onu çeşitli şekillerde yine eşit bir şekilde dağıtabiliriz. 205 tane toplam trabzanımız var. 205 trabzanımızın önüm için 55 tane trabzanımı önüme verdim. Kollarımın her birisine 50 ve 50 trabzan verdim. Arkamız için ise 25-25 tane trabzanlarımızı arkamıza verdik ve bu şekilde şimdi birleştirmeye başlayacağız. Bakınız, bu sıramızda artış yapmamıştık, dümdüz örmüştük. Onu lütfen göz önünde bulunduralım. Burada toplamda 205 tane oluyor ama eksik olabilir fazla olabilir lütfen hiç önemli değil eğer çok fazlaysa 5-6 tanesi her birine birer ikişer dağıtarak eşitliği koruyabiliriz yalnız dikkat etmemiz gereken tek şey arka mesela fazla diyelim ikişer ikişer her iki arkaya eşit miktarda vermemiz lazım ya da kollarımızı dağıtacaksak birisine verip birisine vermemezlik etmeyelim her ikisine de aynı şekilde dağıtalım ya da az olduğunu düşünelim. Az geldiği zaman da yine eşit miktarda azaltarak her iki bölgelerimizi az az yani bir tane buradan indirdiysek diğer taraftan da bir tane 24 ve 24. Mesela 48 ve 48 ya da önümüzden 53 şeklinde ayarlama yapabiliriz. Kesinlikle sökmeye ya da ekstradan artışlar yapmaya geçmiyoruz. Çünkü e, herhangi bir şekilde problem arz etmez. Bu şekilde devam edelim. Şimdi birleştirerek örmeye devam ediyorum ve birkaç tane de artışımızı yapacağız çünkü robamızdan çıktıktan sonra dümdüz inmesini istemiyoruz birkaç tane aralarda artışlarımızı yapıp kollarımızı birleştireceğiz Evet bu sıramızda da düz olarak örelim birleştirme yaptığımız sırada 3 tane zincir çektiğim yere gelerek batıyorum ve yine başlıyorum 1 2 3 örgümün düz yönünden devam ediyorum ikinci trabzanımı ördüm 3 bakınız 4 5, 6, 6 tane trabzanımı ördüm. Altıncıyı çift olarak örüyorum. Bakınız, 2, 4, 5, 5 tane tek, altıncı çift. Yine sayıyorum, 1, 2, 3, 4, 5 tane tek, altıncımız çift. Şöyle görelim. 5 tek 6 çift örelim ve bu sıramızı o şekilde tamamlayalım. Ama tabi ilerlerken kol kısımlarımızı artık ayıracağız. Gövde olarak örmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane tekimi ördükten sonra bakın şöyle bakalım. 5 tane tekimi ördükten sonra 6. çift olarak örüyorum ve tekrar devam ediyorum 1 2 3 4 5 altıncımı çift olarak örüyorum 1 2 bir tane trabzanımı örüyorum işaret koyduğum yer kolumda kalıyor ve devam ediyorum şöyle büküyorum bakınız işaretime geldim kolumu büküyorum tığımın başını doluyorum. Kol altı için zincir çekmiyorum. Çünkü yeterli genişlikte gayet geniş. Tığımızın başını hemen doluyalım. Ve ayracımızdan sonra gelen trabzanımızı bir diye saymaya başlayalım. Buradan devam etmeyelim. Bir diye sayalım. Her bölümü kendisi içerisinde artışlarımızı yaptıralım. 3, 4, 5. Bakınız 5 tane trabzanımı ördüm. Altıncıyı çift olarak örüyorum. 1 ve 2. Şimdi e, önümüzün hepsini örelim. Kolumuzun sarı ayracın orada görüşelim. Trabzanlarımı örerek geldim. 5 tane ördüm. Altıncıyı çift olarak ördüm ve tam sarı ayracımın olduğu yere kadar geldim. Kolumu büküyorum. Kırmızı ayracım kolum içinde kalıyor ve hemen yanındakine tekrar 1 diye başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımızı ördük. 6.yı çift olarak örelim. 1 ve aynı yere batalım. 2. Her grubu kendi içerisinde bir diyerek başlıyoruz saymaya ve artırmayı da bu şekilde yapıyoruz. 1 3 4 5 6.yı 1 ve aynı yere batıyorum 2 5 tane tek altıncıyı çift olarak ördüm şöyle bakınız çiftlerimiz ve çiftlerimiz en son noktada görüşeyim sıramın sonuna kadar ördüm ve başlangıç zincirimi çektiğim 3 zincirin olduğu yerdeyim şu anda geçişimi yapıyorum Sadece batıyorum 3 zincirin üzerine ve ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde geçişimi yaptım. Bakınız örgümüzün düz yönünden trabzanımızı ördük. Şimdi bu tomurcuklarımızın olduğu bölümümüzü öreceğiz. O yüzden arkayı çeviriyorum. Önce 3 zincirimi çekelim bu yönde. 1-2-3 arkayı çeviriyorum ve içten örmeye başlıyorum. Tığımızın başını doluyalım. İlk trabzanımızı 1 tekrar başını doluyalım bir örüyoruz hepsini aynı anda çekiyoruz yandaki trabzana sık iğne şeklinde batıyoruz yine bir aynı yer iki çekiyoruz bir sonraki trabzanımıza batıyoruz şimdiye kadar yapmış olduğumuz tomurcuk işlemlerini aynı şekliyle yapıyoruz yandakine batıyorum tekrar yapalım bir iki çekelim Yandaki trabzanın üzerine batalım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta tomurcuklarımızı öreceğimiz sırada mutlaka arka yöne geçelim. Yoksa e, tomurcuklarımız ön yönden örmeye kalkarsak arkaya düşer ve istediğimiz görüntü oluşmaz. Şimdi sırası ile örmeye devam edelim. Bakınız gövdemizi birleştirdik. Bir sıra düz trabzanımız bir sıra tomurcuğumuz aralarda ikişer sıra olarak da dağıtabiliriz Evet zevkimize uygun olarak örmeye devam edelim tomurcuklarımızın olduğu sıramız arkadan düz olarak öreceğimiz trabzan sırasını ise ön yüzden örelim tulumum istediğim ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim kol altından sonra bir sıra düz olarak örmüştük bir sıra tomurcuğumuz bir sıra düz tomurcuk düz tomurcuk 3 sıra düz ördüm. Tekrar birer sıra tomurcuk, birer sıra düz ördüm. 3 sıra oldu ve ardından yine tomurcuğun da altındaki trabzanımızla birlikte toplamda 3 tane düz trabzanımızı ördükten sonra bir sıra tomurcuk sırasını geçtikten sonra tam ortalayarak her ikisinin bakınız Ön ve arkayı ortalayarak bacağımın bir tanesini ördüm. Yanlardan düğmeli olarak dikeceğimiz için araya bağlantı kurmadık. Şimdi diğer bacağı birlikte yapalım. Bakınız şöyle meyli görmekteyiz. Bir taraftan da eksilerek yukarıya doğru ördüm. Bir tane tomurcuk sırası düz. 3. sıra tomurcuk 4, 5, 5 sırada bacağımızı tamamladık. Şimdi tam işaretimi koydum. Ayracımın olduğu yerden tomurcuklarımız örerek ilerleyelim ve hem eksilelim hem de sırası ile 5 sıramızı örelim. 2 sıra düzümüzden sonra kenarımızda da tomurcuklu tomurcuklu minik süslememizi yaptıktan sonra bitireceğiz. Daha sonra ise ilik ve düğme çalışması için bu tarafı da bitirdikten sonra yanlardan çalışmamızı yapacağız. Ben kolumun bir tanesinde bakınız şu şekilde tığladım. Modelimizle son derece uyumlu oldu kirpik çalışmamız bakınız. Çok hoş, çok güzel. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dilediğiniz yaş grubuna örebilirsiniz. Ee, istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şu ana kadar ben bir tane ip kullandım. Bir ipimden şu kadar kaldı. Ee, burayı yapmakta biraz zorlayacak. İkinci bir ipten yardım almam gerekecek. Çünkü e, buradaki tomurcuklar birkaç defa ördüğümüz için İpinizi lütfen ona göre hesaba katarak alın. Eğer daha büyük aylarda ya da yaşta örecekseniz mutlaka iki tane ipimiz olsun. Evet şimdi hemen ayıracımı taktığım yerden örmeye başlayalım. Evet şimdi diğer paçamızı yapmak için tam ortadan ayırmıştık. Bakınız ördüğümüz trabzan değil örmediğimiz trabzandan hemen başlayalım. Biliyorsunuz tersten örüyorduk. Yani içten örüyoruz. Tomurcuklu kısmını şurada ördük. Hemen yanındaki trabzanımızı örmedik. Bir tane düğüm atmıştım ipime. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Her zamanki gibi örüyoruz. Bir defa ördüm. İki defa ördüm. Sadece bir defa başlarını alıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Ve yandaki trabzanıma batıyorum. Tomurcuğumu düz yöne düşürüyorum. 1, aynı yere 2, çekiyorum yanına batıyorum sıramızı tamamlayalım diğer ayracımızın olduğu yere kadar Evet en son bölüme geldim bakın nasıl yandaki trabzandan itibaren örmeye başladık şimdi örgümüzün arka yönünü çevirelim yani düz yönümüzü çevirip örmeye başlayalım şimdi düz sıramızda bakınız şurada yapmış olduğumuz gibi düz trabzan sıramızı örüyoruz Şöyle başlıyorum. Bakın hiç zincir çekmeden bu yöne döndüm. Bir tane burada ilmeğim var. Hemen sık iğnenin üzerinden zincir çekmedim. Lütfen buraya dikkat edelim. Sık iğnemin olduğu yere giriyorum. Bir tane ilmeği çıkarıyorum. İki tane ilmek var sadece. Ve diğer e, da üzerine giriyorum. Bir tane ilmeğimi alıyorum. Şimdi daralma yapacağız. Şu şekilde üçünü aynı anda çektikten sonra bir ve iki. Burada İki tane zincirimi çektim. Bir de hepsini toparladım. Toplamda üç tane zincirimiz olmuş gibi oldu. Aynı zamanda biraz da daralarak içe geldik. Şimdi kaldığımız yerden birer trabzan örerek devam ediyoruz. Bakın burayı toparladık. İlerliyoruz. Bir tane tomurca, bir tane sık iğnemizi. Aynen gövde kısmında ördüğümüz şekliyle paçamızda da örüyoruz sadece başlangıç ve bitişte birazcık daralıyoruz paçamıza meyil veriyoruz hoş bir meyil sonuna doğru ilerliyorum Evet uç kısmına doğru geldim bakınız ipim burada bitti tam bir ipimizi bitirdim İkinci ipimden başladım iplerimi bağladım son iki tane trabzanımız örüyorum sık iğnemin olduğu yeri ördüm şimdi tomurcuğumun olduğu yeri bir defa örüyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. En son zincirimin üzerine batıyorum. Bir defa şöyle alıyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. Bu uçtan da daralmayı yapmış oluyorum. İki tane tırabzanı birer tanesini ördüm. İkincisini beraber örüyorum. Bu 2 bir yapıyoruz bakınız. 1 2 3 yani buradan da şöyle içe doğru daralmamızı oluşturduk. Tekrar örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız 2 1. Hemen ilk trabzanımın üzerine geliyorum. Tomurcuklarımı örmeye başlıyorum. Kapatıyorum. Sık iğne. 1 ve 2 kapatıyorum. Sık iğne. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tomurcuklarımı yaparak sıramın başına kadar geldim. Bakın son iki ilmeğimizi yine aynı şekilde örelim. 1 ve en son Bakınız en son zincirden çektiğimiz trabzanımın da tepesine şöyle uygun bir yere batıyorum. Ve hepsini aynı anda çekiyorum. 2 tane trabzanın bir tane trabzan gibi görülüyor. Tek trabzana düşüyor. Evet 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Geriye dönüşümde tığımın başını doluyorum. 1 tane kapadığım trabzanımı şöyle bir defa alıyorum diğer sık iğneden olan trabzanımı bir defa alıyorum hepsini aynı anda çekiyorum ve yandan içe doğru meyilimi veriyorum iki tane trabzanlarımı biri düşürüyoruz şimdi arada herhangi bir işlem yapmıyoruz bitişte yine eksilme işlemimizi yapıyoruz iki tane ilmeğimizi tek ilmeğimize düşürüyoruz şimdi trabzanlarımızı örelim uç noktaya kadar gelelim uç noktaya doğru geldim son iki trabzanımızdayız son iki trabzanımızı yine birer defasını örüyorum İki trabzanımı tek trabzana düşürüyorum şimdi en son sıramızı örerek tamamlayacağız şöyle bakalım bakınız bir sıra trabzanımızı şimdi ördük kabartımızın altında ve bir sıra daha trabzanımızı öreceğiz bu sıramızda birer tane eksilmeye gideceğiz 5 tane trabzan öreceğiz 6. trabzanımızla 7. trabzanımızı aynı anda alıp daralacağız 5 tane trabzanımızı örüp her iki trabzanımızı 6 ile 7'yi birlikte örerek daralacağız şimdi dönüşümü yapıyorum bu sıramızda 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektikten sonra sırama başlıyorum. Bakınız burada daralmıyorum artık. 2 diye sayıyorum. Bir zincirden oluşan trabzanım. Diğeri ikinci trabzanım. 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı ördük. 6. trabzanımı örüyorum. Ve 7. trabzanımı örüyorum. Her ikisini aynı anda kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ile 7'yi 1 2 aynı anda kapatıyorum ve sıramızın sonuna kadar bu uç kısmını bu şekilde toparlıyoruz. İki tane düğme kullanmak istiyorum. İki sol tarafta, iki sağ tarafta. Şimdi bu kenarlarımızı ilk trabzan sıramızda düğme iliklerimizi örelim. Üzerine de bir sıra sık iğne geçelim ve bu şekilde tamamlayalım. Tam bu ortanın A kısmını tamamlayalım. Şimdi ipimi koparmadım bakınız. Kirpik kısmını bu A kısmını yaptıktan sonra tamamlamak istiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimizi çekelim. Hemen ilk trabzanımın olduğu yere giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Bir tane. Hemen diğer trabzanıma geçiyorum. İki trabzan da buraya örüyorum. Yandan olan yerlerimize ikişer ikişer trabzanlarımızı örelim. Şöyle içten alalım. Daralttığımız yerden. Bir ve iki. Yandan ördüğümüz, daraltarak da ördüğümüz yerleri her birisine ikişer trabzan örerek bu en tepe noktasına kadar ilerliyorum. Bir tane trabzanımı ördüm oraya. Şimdi bakınız şuradaki kısmada bir tane tam A olacak yerimizi bir. bir defa örüyorum. Tam ortaya giriyorum. Bir defa alıyorum ve diğer tarafa geçiyorum bir defa alıyorum 3 tane bakınız tam ağımızın merkezinde ortaya bir tane sağda ve solda bir örülmüş trabzanımız tam merkezde yani tam şu kısımda üçünü aynı anda alıyorum ve kapatıyorum devam ediyorum 1 2 Bakın dar yerlere bir tane örüyoruz. Diğer yerlerimize iki tane trabzanlarımızı örüyoruz. İkişer ikişer ördüm. Bir, iki. En son trabzanımı yine bir ve iki tane ördüm. Bu kısmımızı bu şekilde tamamladık. Burası arkamızın olduğu yer. Şimdi önümüzün olduğu yere bakalım. Arkamızın olduğu yere düğmemizi dikelim. Önümüzün olduğu yere de ileğimizi açalım. Onun için arkayı bir sıra daha trabzan örelim. Daha geniş olsun. Yani iki sıra trabzan bitirelim. Diğer tarafı ise bir trabzan bir sık iğne ön kısmımızı. Arkamızın ikinci trabzanla da bu şekilde ilerleyelim. Bakınız arka kısmımızı da gayet güzel yaptık. Şimdi ikinci trabzanı için örmeye başlıyorum. Bitiş yönümden 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum her trabzanımın üzerine trabzanlarımı örüyorum. Biraz da sıkı tutarsanız daha güzel olur. Burası düğme dikeceğimiz arka bölümü. Bakın bacak arası kısmına yine geliyorum. Tam bacak arası kısmındayım. Bir defa alıyorum. Ortaya bir defa örüyorum. Kenara yine bir defa alıyorum üçünü tek seferde çekiyorum ve birer birer diğer trabzanlarımı örüyorum ikişer ikişer düğme dikeceğiz Evet en son trabzanımı da ördükten sonra bakınız şu şekilde çok muntazam oldu şöyle de göreceğiz bakınız gayet güzel şimdi ipimi koparmadan şu kısma doğru ilerliyorum ve şuradaki görmüş olduğumuz kirpik kısmını tamamlıyorum koparmadık ipimizi 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen şuradaki birinci trabzanımın olduğu yere batıyorum Çünkü burada çok bir kirpiğin olmasına gerek yok 1 2 3 zincirimi çekiyorum ardına batıyorum ilerliyorum 1 2 3 ardına batıyorum bakınız bacak bölgesine geçtik şimdi iki tane trabzanımı atlıyorum 1 2 3 ardına batıyorum iki tane trabzanımı atlayarak batıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum ardına giriyorum tekrar iki trabzanımı atlayarak 2 değil bunu 1 olarak saydık diğerini atlıyorum o yüzden çünkü buradaki amacımız e, toparlanmayı sağlamakta bu daraldığım trabzanın ve yanındakini alıyorum 1 2 3 ardına batıyorum 1 2 batıyorum tekrar 1 2 3 ardına giriyorum iki trabzanımız atlayarak batıyorum 1 2 3 Şöyle görelim. Bakınız gayet güzel oldu. İlerleyelim. Ön kısmımızdayız ve düğmeliklerimizi açarak bu bacak arasını örmeye başlayacağız. Ben hemen 4 tane düğmemi diktim. Bakınız bacak arasına yakın. Tam merkeze birer tane birer tane de uçlara. Hemen buna uygun iliklerimi de çalışıyorum. Sizlerde yerlerini belirlerseniz hemen daha rahat bir şekilde çalışmaya başlamış oluruz. Bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. İlik yerimi bu şekilde hazırlamış oluyorum. Ve diğer trabzanıma geçiyorum. Bir tane örüyorum. Ve diğer trabzanıma geçiyorum. Bir ve iki. İki defa trabzanımı örüyorum. Diğer trabzanımın olduğu bölüme geçiyorum. İki tane örüyorum ve iki zincir çekerek iliğimi açıyorum. Ve merkeze yaklaşıyorum. Bir. Ben merkezden bir öncesini bu trabzanımı örüyorum. Merkezden bir öncesini tek seferde örüyorum. Tam bacak arasını bir defa alıyorum. Ve yandaki yerden bir defa alıyorum. Üç tane trabzanımı biraz önceki yapmış olduğumuz gibi bacak arasında topluyoruz. Diğer tarafa geçiyorum. Bir tane trabzan. iki zincirle iliğimi açıyorum. Diğer tarafa geçiyorum ve yanından örmeye devam ediyorum. 1 ve 2 trabzanlarımızı yanlardan ikişer ikişer örelim. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. En son 1 ve son yeri de batıyorum. 2. Bir tane zincirimi çektim. 2 sağ tarafa, 2 de sol tarafa. İliğimi açtım. Bir zincirimi çektikten sonra sık iğne olarak batıyorum. Bakınız trabzanımın üzerine iki tane zincirimin üzerine ise bir tane sık iğne örüyorum. Trabzanlarımızın üzerine birer birer sık iğnemizi örelim. Zincirimizin içerisine bir tane sık iğne, İki tane zincir çektik ama bir tane sık iğne yeterli oluyor. Yoksa potluk oluşur iliğimizde. Ortadaki 3 tane trabzanımızın olduğu yere yine şu şekilde girelim. 1, 2, sadece ilmek alıyorum. 3, aynı anda çekip kapatalım. İliğime bir tane sık iğne, trabzanlarımızın da her birinin üzerine birer tane sık iğnemizi örelim. Bacağımızı da bu şekilde tamamlayalım. Tekrar iliğimize bir tane sık iğne, en son trabzanlarımı da ördüm. Bir zincirimi çekip sağlamlaştırdım ve ipimi kestim. Evet ikişer tane iliğimizi bu şekilde yerleştirdik. İpimizi içeriye alalım. Bir düğmelerimizi de taktık. Şimdi kolumuzu çalışmaya başlayalım. Diğer kolumuzu bakınız aynen paça kısmında yaptığımız gibi. Kirpiklerimizi ikişer trabzan atlaya atlaya üç zincirle öreceğiz. Ve hemen kolumuzun alt kısmından örmeye başlayalım. İlk önce zincirimi çekiyorum. Bir tane zincir tığıma çektikten sonra tam kol altımızdan olan bölüme şöyle girelim. Zincir çekip büyütmemiştik hatırlıyorsanız. Kolumuzun genişliği yeterli olduğu için devam etmiştik. Bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen yanına batıyorum. 1 2 3. Ardına giriyorum. Direkt olduğu için bakınız buradaki trabzanlarımız bir sonraki trabzanımın arasına batıyorum. 1-2-3 Ardına giriyorum. yönümüzü doğrulttuk bakınız. 1 ve 2 Batıyorum. 1-2-3 Ardına giriyorum. 1-2 atlıyorum. 1-2-3 Tekrar 1-2 1 2 3 1 2 bu şekilde iki tane trabzanımızı atlayalım 3 tane zincir çekerek bütün sıramızı dolaşarak başlangıç yerinde bitirelim kolumuzun kenarına tamamen dolaştım ve başlangıç noktamdayım başlangıç noktama zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimizi koparıyoruz Kupmuş ipimizi içeriye alalım. Şimdi arkamızdaki ilik ve düğme yerimizi çalışalım. Bir tane düğme burayı için yeterli olacaktır. Kenarlardan trabzanlarımızı örelim. İliğimizi de yapalım. Ve bu kısımda artık tamamlamış olalım. Sağ tarafımızdan başlıyoruz. Alttan başlayalım ve iliğimizi önce açalım. Yukarıya doğru yerleştireceğiz iliğimizi. Şöyle giriyorum. 1 ve 2 ikinci trabzanımı örüyorum. Yine her trabzanımıza iki tane trabzan örüyoruz. Aralara batmıyoruz. Bakın her trabzanımızın bulunduğu yere ikişer ikişer trabzanlarımızı örelim. 1 2 1 ve 2 ileğimizi şurada yukarıda bırakalım. 1 2 Evet. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Şurada ikinci sırada iliğimizi açmak için bir ve en son başlangıç zincirime de batıyorum ve bir tane iliğimizi açtım ve tepe noktasını iki trabzanla tamamladım. Bir tane zincirimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. İki zincirimin içerisine sadece bir sık iğne örüyorum. Birer birer bütün trabzanlarımı aşağıya kadar örerek iniyorum. Bir ileğimizi açtık. Aşağı kadar örerek tamamladım ve şimdi alttan tekrar ilmeğimi alıyorum. Düğme yerim için hazırlığımı yapıyorum. 1 2 3 Yine bütün dik olan görmüş olduğumuz trabzanların her birine ikişer trabzan örerek düğmemiz için gerekli olan zeminimizi de hazırlıyoruz. Eğer da arkayı daha büyük yaptıysanız iki tane düğmeyle ya da ne kadar isterseniz tabii ki ihtiyaca göre de dikebilirsiniz düğmelerimizi. Evet. Bir zincirimin olduğu yerden ve bu şekilde ilik yerimizin karşılığında olan düğmemizde çalıştık. Üzerine bir sırada sık iğnemizi geçtikten sonra alt sırada koparıyoruz. Bütün trabzanlarımızı birer sık iğne yapalım. Ve etrafı daha muntazam bir şekilde dursun. Şöyle görelim bakınız. Şu şekilde sıramızı tamamlayalım. Düğmelerimizi diktikten sonra e, tulumumuz kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle bakalım. Gayet hoş, çok cici bir tulum çalışması oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.